Arkadaşlar merhaba. Tekrar birlikteyiz. Sizinle birlikte olmak güzel, keyifli. Özellikle de yani farklı konular anlatıyoruz. Tabii ki farklı konular derken bugün farksız bir konuya gireceğiz. Hepinizi etkileyen, hepinizin cebini etkileyen bir konuyu anlatacağım. Enflasyon. Şimdi eminim birçok insan neden paramız değer kaybediyor? Neden enflasyon baskısı altında eziliyoruz? Neden fiyatlar bu kadar yükseldi diyorsunuz? Hep aynı şeyi aynı konuda tekrarlamaktan ben bıkmayacağım. Çünkü neden bıkmayacağım onu da anlatayım. Ne yazık ki yani bunu üzülerek söylüyorum. 3 yıldır tekrarladığımız her şey 3 yıl önceden, 4 yıl önceden hatta bunu 15 yıl önceden anlatanlarımız da var. Bütün plan devreye girdi. Bunun adı Yeni Dünya Devleti planıdır. Yani Yeni Dünya Devleti adına maalesef bütün bunlar insanlığa bir eziyet, bir ceza kesildi ve bizler bunun acısını çekiyoruz şu anda. Tabii ki enflasyon hepimizin bir yani nasıl anlatayım cezası öyle diyelim. Yıllardır bu ülkede enflasyon baskısından biz kurtulamadık. Ne yazık ki ben yaş olarak eminim beni seyredenlerden çok daha hani büyük durumdayım. 70'li yıllardan beri ben biliyorum ama bunun daha eskilerde 60'lı yıllardan beri devamını biliyordur. Yani şöyle anlatayım size. Maalesef 70'li yıllardan sonra ve özellikle 74 Kıbrıs ambargosundan sonra Türkiye çok ciddi bir enflasyon baskısı altında kaldı. Yani paralarımız devalüe edildi işte bir şekilde değer aşırı kaybetmeye başladı. Ondan evvel Türk lirasını koruma kanunlarımız vardı bizim. Bu nedenle bu ülkeye yabancı para birimi sokmak, yabancı para birimi üzerinden dolar ve mark vardı o zamanlar. Alışveriş yapmak yasaktı ve cezası vardı, hapiste cezalandırılıyordu. Maalesef bunlardan hepsinden o kanun kalktıktan sonra ve doları rezerv para olarak hani kabul ettikten sonra Türkiye Cumhuriyeti biz bu sıkıntıları yaşamaya başladık. Şu sorulabilir, kabul etmese miydi? Tabii o da olmuyordu çünkü bu sefer dünyanın dışında kalmış oluyorduk. Çünkü çok ciddi bir baskı yedik o 1974 Kıbrıs Harekatı'ndan sonra. O dönemleri yaşamış biri olarak yani bugün yağ kuyrukları gördük ya zaman zaman biz onu her gün yaşıyorduk. Tüp kuyrukları vardı, doğalgaz yoktu. Kömür kuyrukları vardı, ekmek kuyrukları vardı. Vardı, vardı, vardı. Yani sonuçta bayağı sıkıntılı günler yaşadık. Bunların hepsini bize yaşatan şu an bizim stratejik ortaklarımız dediklerimiz maalesef şeyler Avrupalı dostlarımız bunu da söyleyebilirim. Avrupalı dostlarımız sayesinde biz böyle güzel günler yaşıyoruz. Anlıyorsunuz nasıl güzel günler yaşadığımızı. Şimdi bu son yaşanan olaylar tabii ki Avrupalı dostların kendisini de etkiledi. Yani neden etkiledi? Çünkü kendi planlarına kendi halklarını da kurban etmek istediler. Hep söylediğim gibi burada kurulmak istenen yapı tek dünya devleti. Tek dünya devleti kurmak istiyorlar. Tek dünya devleti kurmanın yolu da insanları bir şekilde yaşamdan bezdirmek, bıktırmak ve istedikleri düzeye getirmekten kaynaklı. Şimdi şeye başlayalım. İlk açılımını yapayım bunun. Son dönem yaşanan enflasyon bir kere bilinçli olarak yapıldı. Bu küresel yani pandemiyle birlikte başlayan bir süreç var. Bu pandemi biliyorsunuz ben ve benim gibi 3-5 kişi var Türkiye Cumhuriyeti'nde. İddiamız böyle bir hastalık çıkacak ama bu pandemiye dönüştükten sonra küresel planın parçası olarak insanlar bir şekilde kayıt altına alınacak, elektronik denetim gelecek, onun haricinde evlerine kapatılacak. İşte aşı pasaportları çıkacak dedik. Hepsi bir gerçekleşti. İkinci aşamada dedik ki enflasyon yani küresel enflasyon gelecek ama bu ekonomik krizle birlikte gelecek. Ekonomik kriz de gerçekleşti. Yani birçok firma şu an hayalet firma olarak hayatını sürdürüyor. Bir kere onu söyleyeyim. Yani hiç kimse yanlış anlamasın. Şu an çok batık firma var. Türkiye Cumhuriyeti'nden de bahsetmiyorum. Dünya genelinde bahsediyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde 462 tane batık firma var. Almanya'da
300 küsür tane batık firma var. Biz bunlara hayalet firmalar diyoruz. Yani varlar ama yoklar. Zombi firmalar. Yani kredi zoruyla, verilmiş, ertelenmiş kredilerle ayakta tutulmaya çalışan, büyük infial olmasın ve kitleler hani büyük ölçüde işsiz kalmasın diye bir şekilde işi kurtarmaya çalışıyorlar. Ama o da olmuyor. Olmayacak yani, arka arkaya geleceği belli. Doğal olarak bunun devamında bizler enflasyon baskısında yemeye başladık. Çünkü en korkuncundan söz ettik. Dedik ki bakın, Türkiye Cumhuriyeti de dahil bütün dünyada açlık krizi, sahte kıtlık gelecek. Sahte kıtlığı ilk başta yüksek fiyatlarla yaşayacağız dedik. Bunların hepsi kayıtlarda var. Hepsi kayıtlarda var, TV kayıtlarında. Kimse bizi dinlemedi. Dinlemedikleri için bugün bu duruma düştük. Market raflarına baktığımız zaman inanılmaz dehşet fiyatlar görüyoruz. Bugün birçok insan şu an market raflarından herhangi bir şey çekip alamıyor. Yani özellikle alt ve orta gelirli sınıftaki insanların gıda alışverişinde inanılmaz bir düşüş yaşanıyor. Bakın, bu düşüş satış anlamında değil, alımlarında bir düşüş, kendi beslenme şekillerinde inanılmaz bir düşüş var. Ve doğal olarak sağlıksız beslenme dönemi çoktan başladı ama artık o sağlıksız, hani düşüş yaşadıkları, alabildikleri ürünlerin de çok ciddi miktarda yükseldiğini görüyoruz. Yani bugün ekmek fiyatları veya atıyorum en ucuzundan bahsediyorum, makarna türlerinde bile şu an bir sübvansiyon var, devlet sübvansiyonu. Eğer bu olmasa kesinlikle şu an onlar da aldı başını gitmiş olacak ve dolayısıyla halkın en büyük, hani en kısa zamanda açlığı bastırma yöntemi olan tahıl ürünleriyle birlikte beslenmek bile hemen hemen imkansız hale gelecekti. Çok tehlikeli günlerden geçiyoruz. Bugün Avrupa'da olsun, Asya'da olsun birçok devlet risk altında. Biz bunları söylediğimizde tuzu kuru olup kendine göre dünyadan haberi olmayan bir takım böyle ne derler, ekranlara çıkıp ahkam kesenler var. Bunlar kesinlikle doğruyu söylemiyorlar. Bir kısmı gerçekten bilmediği için, bir kısmı da kasıtlı olarak bu tür yapılardan fonlandıkları için size tamamen gerçek dışı bilgileri aktarıyorlar. Beni hiçbir şey ilgilendirmez. Bak tekrar söylüyorum, beni hiçbir şey ilgilendirmez. Bu ülkenin, ben bir tarım bakanı olduğum takdirde benim görevim tarımdaki sorunları halletmektir. Ben tarımla ilgili sorunları size aktardığım zaman zaten sizden bir farkım yok. Siz zaten bana aktarıyorsunuz, bunlar sorun diyorsunuz. Köyle ekemiyor, o biçemiyor. Gübre pahalı, tohum pahalı. Tarım bakanının görevi bunları halletmektir. Buradan bir gönderme yapayım da ondan sonra devam edelim. Şimdi bunların doğal açılımı yani yaptığımız zaman tarımın gerçekten dünyanın başına bir felaket gibi düştüğünü görebiliyoruz. Bugün yaklaşık bir hafta önce Birleşmiş Milletler açıklama yaptı. Dedi ki 183 ülkenin galiba 70 tanesinde ciddi anlamda açlık başlayacak dedi. Ciddi anlamda, bu şaka değil. Birleşmiş Milletler açıklaması. Gene İngiliz kuruluşuydu yanılmıyorsam, Oxfam diye bir şey kuruluş var. Çok önemlidir dünya çapında. Burada da aynı şeyi gördük. Onların da açıklamasında da onlar daha ileri gitmiş. 160 ülkeden bahsediyor risk altında diye. Bak bunların hiçbiri bir oyun değil, şaka da değil. Yani İşte ben bunu bugün bir program olarak dinliyorum. Ondan sonra giderim evde keyfime bakarım derseniz bunun acısını çok ağır çekeceksiniz. Bir kere söyleyeyim, yani bu bütün dünyaya yansıyacak. Bunu bilerek yaptılar. Bu bir sahte kıtlıktır. Sahte kıtlığı nasıl yaptılar? Oraya da başlayalım. Pandemi süresince biliyorsunuz sonuçta tedarik zincirleri vardı. Bir şekilde çalıştı ama pandeminin sonuna doğru ne gördük? Tedarik zincirleri kırıldı ve bir anda önce hani yakıt sanayi, yani öyle diyeyim, petrol sanayi ile ilgili, ondan sonra enerji sanayinde ve özellikle çip, otomotiv sanayinde çip krizi başta olmak üzere ve daha sonra da diğer emtialara yansıyan bir takım aksamalar ve gittikçe artmaya başladı. Bunları konteyner adını verdiğimiz
çok basit olan aletlerde bile görmeye başladık o konteynerlerde. Orada bile bir kriz oluşturuldu. Bilinçli yapıldı. Hangi devletler yaptı derseniz size ismini de vereyim. En başta Amerika Birleşik Devletleri sorumludur bu durumdan. Hemen onun akabinde Rusya ve Çin de aynı derecede sorumlu, Batı. Yani emperyalizmi, daha doğrusu Avrupa. Aynı şekilde Avrupa'nın büyük devletleri bu krizin başlıca yaratıcıları ve sorumlusudur. Çünkü bu devletlerin hepsi biraz önce sözünü ettiğim o küresel yapılarla ortak çalışmaktadır. Belki hani hep anlattım, bildiğinizi sanıyorum ama bilmeyenler için bir kez daha tekrarlayayım. Yani duymayanlar için bu küresel yapı Amerikan vatandaşı görünebilir ama Amerikan vatandaşı değil bunlar. Bunlar kendilerine dünya vatandaşı kabul ettikleri için hem Çin'de varlar, hem Rusya'da varlar, en küçük Afrika ülkesinde varlar, her yerdeler. Yani her yerdeler derken oralara kendileri sızmıyor. İşbirlikçileri var. Türkiye'de de varlar. Türkiye'de çok sayıda ortakları var. Biz bunları vakıf adı altında görürüz, dernek adı altında görürüz, işte siyasi parti olarak görürüz, YouTube kanalı olarak görürsün çünkü propaganda ihtiyaçları var. Yani var oğlu var, olmayan hiçbir şeyleri yok. Bu yapı özellikle bu tarım krizini tetikledi ve artması için elinden geleni yapıyor. Aslında bu konu çok detaylı ama sadece bu kadarını anlatayım. Bunun bir sonraki aşaması kaostur. Bu kaos geldiği zaman dünya geri dönülmez bir yola dönüşecek. Çünkü ulus devletleri yıkmak istiyorlar. İç ayaklanmalar yaratmak istiyorlar. Bunun için de yapmak istedikleri şey tarım krizi yoluyla iç ayaklanmalar. Hepinize iyi günler diliyorum.